Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun. Bizleri razı olduğu meclislerde topluyor. Bizleri razı olduğu mekanlarda bir araya getiriyor. Ve buyuruyor ki Allah'tan korkun, şüphesiz Allah muttakilerle beraberdir buyuruyor. Yine buyuruyor ki akibet muttakiler içindir buyuruyor. Allah'tan sakınanlar içindir buyuruyor. Öyleyse o ileride ne olacağını bilmediğimiz bir ahiret meselemiz var. Hani öldükten sonra dirileceğiz diyoruz. Bir mahşer diyoruz, hesap diyoruz. Sonra cennet ve cehennem diye ayrılan iki ayrı mekan. Bunlardan bir tanesi Safa ülkesi. Bir tanesi huzur, selamet ülkesi. Ama bir tanesi azap yurdu. Allah-u Teala Hazretleri cümle müminleri onlardan, o mekandan muhafaza eylesin. Bizler bunun derdi ile yaşamalıyız. Ahirette halimiz ne olacak diye yaşamalıyız. Hani ömrü içinde insanın, mümin olanın, gerçek manada Allah'a ve ahiret gününe inananların ömrü içinde iki korkusu olur. Bir tanesi o korkudur ki bugüne kadar yaşadım, bugüne kadar yaşadım. Acaba Allah-u Teala Hazretleri şu yaşadığım günler için ne hüküm verecek? Öyle ya, yaşadık, gönlümüzce yaşadık. Yaşadık, bazen kulluk ettik, bazen isyan ettik. Acaba neticesinde bugüne kadar geldiğimiz şu hayatımız içinde hesabımızı görselerdi ne olacak diyoruz. Müminler olarak telaşlanıyoruz kardeşler. Alimler telaşlanmışlar. Takva sahipleri de korkmuşlar, telaşlanmışlar. Onlar hep Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk ettikleri halde yine korkmuşlar. Korku bir mümin için olmazsa olmaz bir şey kardeşler. Korku derken de korkuyu takvanın içinde kabul edersek, takva korkuların bütün çeşitlerini bir araya almış. Korkuyoruz Allah-u Teala Hazretlerinden, intikam sahibidir, kudret sahibidir, cehennemi yaratmıştır. İsyan edenleri onunla azaplandıracaktır. Korkuyoruz Allah'tan. Yine korkuyoruz Allah'tan ki bu kadar büyük nimet sahibi, böyle bir merhamet sahibinin huzurunda bizler nasıl yanlış yaparız diye. Yine korkuyoruz ondan ki o hiçbir gönlü incitmediği halde bütün gönüllere Allah-u Teala Hazretleri büyük bir rıfk ile, yumuşaklıkla muamele eden bir Efendimiz'i göndererek kendi ahlakını belli etmiş. Hiçbir gönlü incitmiyor ama bizler acaba birisinin gönlünü incittiysek o gönülleri incitmeyen Allah'ın huzurunda nasıl dururuz diye ondan da korkuyoruz. Korkunun her çeşidi bir müminde olması lazım. Yaşadık, geçen günlerimiz ne olacak? Sonra peki bundan sonraki hayatımız ne olacak? Çok insanlar var, takva üzere gittiklerini zannediyorlar. Kulluktan hiç ayrılmadık zannediyorlar. Şeytan aleyhillâne bizlere büyük bir ibret olarak karşımızda. Hani o Adem aleyhisselama secde etmedikten sonra kovulanlardan oldu. Ve de akıbeti cehennem olarak kararlaştırıldı. Onun hatası neydi? Adem aleyhisselama secde etmemek. Adem aleyhisselama secde etmemek. Allah-u Teala Hazretlerinin emrine isyan etmek. Bakıyoruz hayatımıza. O bir kere isyanıyla gittiği yere bakıyoruz. Akıbetine bakıyoruz. Sonra binlerce isyan ile böyle yaşayan bir kul olarak Rabbimiz bize nasıl muamele edecek? Bir de ona bakıyoruz. İşte buralarda emin olmamak lazım kardeşler. Eğer bir insan yaptığı işlerden korku sahibi olmazsa, amellerinden korkmazsa, bir insan hayatını, yaşadığı hayatını kendisi için garanti görürse, akıbetini kurtuluş görürse bu çok tehlikelidir. Biz Allah'tan ümit edeceğiz.
Ya Rabbi diyeceğiz. Sen bizi ateşe atmazsın. Sen bizi sıkıntıya sokmazsın. Sen bizi hiç üzmezsin de büyük merhametin sahibisin. Ama ya Rabbi benim hatalarım var diyeceğiz ve tövbeye muvaffak olmak için uğraşacağız. Bir tövbeyle bütün bu korkularımız gidebilir kardeşler. Bir tövbeyle, ama gerçek manada tövbeyi de bilmiyoruz. Alimler öyle buyuruyorlar, Allah dostları. Kişiye en çok lazım olan şey tövbedir buyuruyor, ama bugün tövbeyi bilen yok buyuruyorlar. Tövbe Hakk'a dönüştür, Allah'a dönüştür. Nereden? Nefsin sıfatlarına uyar insan. Dünyanın nakışlarına aldanır. Dünyada çeşitli işlere girer çıkar. İsyanları olur, hataları olur. Kendine göre davranışları olur. Ama sonra der ki, ya Rabbi sen bize peygamber gönderdin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir örnek gönderdin. Ben şu hareketlerimi bundan sonra, bırakın yanlış yapmayı, doğrularımı dahi onun gibi yapayım dediğiniz zaman, doğrularımızı dahi, yanlışlar zaten kabul edilmez. Yanlışlar zaten yapılmaması gereken şeyler. Ama bir de ne var? Bir de doğru bildiğimiz, kendi aklımızca hareket ettiğimiz noktalar var. Onlardan da vazgeçip, eğer bir insan bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halinden, davranışından, sünnetinden ayrılmam diye bütün hallerini ona uydurmaya çalışırsa, bu tam bir dönüştür. Şimdi bakıyoruz gönüllerimize. Gönüller hatadan dönüyor ama takvada, insanlara davranışta, güzel muamelede, güzel ahlakta bakıyorsunuz ki Efendimizin halini yakalayamıyoruz. Elbette onun gibi olamayacağız, onun derecesinde olamayacağız. Ama hiç olmazsa ondan ayrı olmasın diye bir gayret içinde olmalıyız. O zaman ancak diyebileceğiz ki, ya Rabbi tövbe ettim, bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle devam ediyorum, yaşıyorum. Nasıl şeklim, şemalim ona uygunsa, gönlüm de onun gibi ya Rabbi diyebilmemiz lazım. Gönüller de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi ümmeti Muhammed'e merhamet etmesi lazım. Kendi ailesine merhamet etmesi lazım. Komşulara, müminlere merhamet etmesi lazım. Bu gönül bu hale girmedikçe Efendimiz'e tabi olmuş olmaz. O yüzden de dönüş Hakk'a dönüştür. Hakk'a dönenlerde de bu eksikliklerin hepsinin giderilmesi lazım. Korkuyoruz Allah-u Teala Hazretlerinden. Haşyet var, korku var, sakınmak var takvanın içinde. Hepsi birden var. Korkacağız çünkü Rabbimiz buyuruyor ki, o hani bize inen Kur'an var ya, Kur'an ile mükellefiz ya, Efendimizin getirdiği. O Kur'an'ı biz dağa indirseydik buyuruyor, o dağın haşyet ile parça parça olduğunu görecektiniz. Dağ kendisine teklif edilen o Kur'an ile, ondan nasıl ben buna tabi olurum? Acaba yanlış yapmadan, Allah'ın huzurunda, şu Kur'an'dan ayrılmadan nasıl bir dünyadaki halim ne olur diye korkudan parça parça oluyor da. Haşa, Kur'an bizi korkutacak öyle dehşet bir şey değil. Ama içinde öyle incelikler var ki bakıyorsunuz ve bunun hesabı da Allah-u Teala'nın huzurunda görülecek. O incelikler derken, kaba olarak büyük günahlar, sıkıntılar, isyanlar, bunlar insan bakıyor hemen reddediyor. Diyor ki şunlardan vazgeçersem bu işi toparlarım diyor. Ama öyle incelikler var ki, insanlara muamelede, gönüllerine hitapta öyle incelikler var ki, bir dil var Allah'tan korkan, hiç kimseyi incitmeyen bir dil. Böyle bir dile sahip olabilir miyim acaba diye korkuyor insan. Kur'an'ın inceliği odur. Kimse hakkında bir tek kelime arkasından konuşamazsınız. Kusurunla ilgili bir laf söyleyemezsiniz. Bu dilin belası çok ağırdır. Büyük bir nimettir. Ama eğer birisinin arkasından onun hoşuna gitmeyeceği bir şeyi söylese insan, Allah-u Teala Hazretleri şiddetle ikaz ediyor. Buyuruyor ki, ölü olan kardeşinizin, o kardeşiniz ölü olsa, o buz gibi beden, onun etinden kesin yiyin deseler, insan nasıl imtina eder, kaçınır o işten? Tiksindiniz değil mi buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. İşte diyor, o birisinin arkasından konuşmak sonucunda o kardeşinin ölü eti yedirilecek karşılık olarak o insana. Peki insan
dilinle konuşuyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz, bir şeyler ifade ediyorsunuz, bazen öfkeleniyorsunuz, bazen bir şey için münakaşaya giriyorsunuz, cehdediyorsunuz. Bütün bunların arasında ya Rabbi bu dilden çıkacak bir yanlış söz böyle bir akibete beni götürecekse, peki bu insana takva lazım değil mi? Sakınmak lazım değil mi? Ağzından çıkan her kelime için ayrı bir düşünce, ayrı bir tefekkür lazım değil mi? Konuşuyorsunuz, gıybet olabilir, iftira olabilir. Birisinin ayıbını ortaya çıkarmak olabilir. Öyleyse takva dediğimiz zaman bütün her şeyimizi düzeltsek, güzel bir mekanda olsak, Allah'ın razı olmadığı bir yerde olmasak, bakın meclislerimiz ne kadar güzel. Allah-u Teala Hazretlerine isyan olan hiçbir şey yok. Müminler bir araya geliyorlar, konuşuyorlar ama şu dili her yerde kullanıyorsunuz. Mescidin içinde de, tekkenin içinde de, bir müminlerin bulunduğu bir meclis içinde de konuşurken ağzınızdan çıkan kelime bir anda orayı cehenneme çevirir. Allah muhafaza buyursun. Bakıyorsunuz, ya Rabbi takva sahibi olmak lazım, korkmak lazım ama nerede? Her yerde kardeşler. Çünkü her yerde konuşuyorsunuz. Dili böyle hallettiniz, bir göz vermiş Allah-u Teala nimet olarak. Takva sahipleri ne yapıyorlar? Bu gözü sakınıyorlar. Sakınmak gerekiyor. Nasıl sakınmak dendiği zaman, şimdi gözlerimizi bakıyoruz etrafa, yola çıkıyoruz. Diyoruz ki şundan şundan sakınamayız diyoruz. Bundan bundan kaçamayız diyoruz. Biz çıktığımız zaman her tarafta hoş olmayan şeyler de var. Allah-u Teala Hazretlerinin razı olmadığı durumlar da var. Bunları da görüyoruz. Bunlardan nasıl çekinilir ki diye kendimize hemen bir ruhsat arıyoruz. Halbuki Allah'a dostluğa soyunan insanlar, bizler elbette ki yapamadığımız şeyler için meyus olmayacağız. Demeyeceğiz ki biz yapamadık, perişan olduk, Allah bize azap eder diye. Ama biz en güzelini yapmaktan bahsedildiği için, takva işin en güzelidir. Ondan bahsedildiği için bunlar bu kadar ağırlaştırılıyor. Şimdi bir insan gözüne sahip olsun mu olmasın mı? Ruhsatlara bakıyoruz, çıktığımız yollara bakıyoruz, bulunduğumuz mekanlara bakıyoruz, diyoruz imkansız diyoruz belki. Şimdi bir gün bir talebe bir mürşide teslim olmuş ve Allah-u Teala Hazretlerinin yardımıyla da o mürşit ona çok güzel şeyler öğretiyor. Allah'tan korkmasını öğretiyor. Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluğu öğretiyor. Kalbine sahip olmasını öğretiyor. Yani onu Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna hazırlıyor. Hazırlayacak, diyecek ki ya Rabbi diyecek, şu kul bak gönlünde bu kadar güzel ahlakla sana geldi diyecek. Mürşitlerin işi budur. Kulu hazırlarlar, gönlünü hazırlarlar, güzel ahlakla süslerler. Çirkin olan huylarından vazgeçirttirirler onları. Onları terbiye ederler, edeplendirirler. O edep ile Allah'a sunarlar. Sonra yalvarırlar, derler ki ya Rabbi şu kulun şu hallerden döndü de şöyle güzel bir hale geldi. Sen onu kabul eyle ya Rabbi diye Allah'a yalvarırlar. Kula da aynı zamanda çok güzel bir merhametle yaklaşırlar, talebelerine de. Onlara da derler ki bak der, Allah-u Teala Hazretleri ne kadar merhametlidir, sabırlıdır, seni affediyor, sana mühlet veriyor, seni sonunda cennetine koyacak, takva sahiplerinin sonu cennettir diye Rablerini de ona anlatıyorlar. Yani hem Allah-u Teala Hazretlerini kullara, öğrencilerine sevdiriyorlar, hem de öğrencileri, müritleri Allah-u Teala'ya sevdiriyorlar. Bu iş için var müritler. Dikkat ediyorlar ve istiyorlar ki o himayesine giren, terbiyesine giren kardeşleri Allah-u Teala'nın huzurunda hiç mahcup olmasın istiyorlar. İşte onlardan bir tanesi bir gün abdest alırken önünde bir havuz gibi bir yerden abdest alıyor. Tabii malum böyle durgun sulara yaklaştığınız zaman dışarıdan insanın gölgesi resmi o havuzun üzerine düşer. Kendisi de geliyor, havuzdan tam abdest alacakken bakıyor, bir su almaya gelmiş bir hanımın sureti de oraya bir nakış gibi düşmüş. Gözü takılıyor bir anda. Biz bakıyoruz, diyoruz ki kendi adımıza bundan kaçmak mümkün değil diyoruz. Yani ben bu suya bakıyorsam, buradan abdest alıyorsam, biraz ilerimde olan o nakışları, o düşen sureti mutlaka görürüm.
bundan ben kaçınamam deriz bize göre hesap olsa. Ama o insan rahatsız oluyor. Gözü öyle takılıp da oradaki sureti görünce, o hanımın suya düşmüş resmini görünce rahatsız oluyor. Gidiyor hocasına, diyor ki, hocam diyor, ben abdest alırken bir de baktım ki suya gelen bir hanımın resmi düştü o suyun üzerine, onu gördüm. Ne buyurursunuz diyor, soruyor, halini soruyor, ne hale düştüm diye. Mübarek buyuruyor ki, gözünü neden saldın buyuruyor. Bakın, gözünü neden saldın kelimesi tam takvayı işaret ediyor. Bir insan normal bir bakışla suya bakarsa, kalbinde hiçbir şey olmasa da dışarıdan gelen birisini mutlaka görür orada. Ama bir insan daha öyle bir tehlike yokken derse ki, ben şu abdest aldığım yerden başka yere kafamı kaldırmayayım, gözümü biraz ileriye doğru götürmeyeyim, çünkü ola ki bir şeyle karşılaşırım diye. İşte takva budur kardeşler. Takva, o yanlıştan dönmek de takvadır. Hatayla karşılaştığı zaman tövbe edip Hakk'a dönmek de takvanın gereklerindendir. Ama düşmeden sakınmak asıl takva odur. Asıl takva odur, çünkü takvaya çok ihtiyacımız var. İşte ona öyle buyuruyor. Gözünü neden saldın diyor. Bu demektir ki bir mümin Hakk'a vasıl olmak isteyen, Allahu Teala'nın huzurunda edebinle gidip de hiç mahcup olmayan bir insan gözüne çok dikkat edecek, diline ettiği gibi. Gözüne de çok dikkat edecek. Sakınacak, daha hiçbir tehlike yokken kendisine lazım olan yere bakacak. Hani derler ya, nazar berkadem, ayaklarının ucuna bak derler, onun gibi bir korku olmalı. Gözümüzü kaldırırız. Allahu Teala Hazretleri dünyayı seyretmeyi, görmeyi bize helal kılmış. Ama bir yanlışla karşılaştığımızda o kalp haktan ayrılacak diye korkanlar önüne bakıyorlar. Bir ters bir işle, Allah'ın razı olmadığı bir şeyi görürsem gönlüm oraya kayar da Allah'tan uzaklaşırım diyenler çok gayret ediyorlar. Onlar ayaklarının ucuna bakıyorlar. İşte böyle hem gözü hem dili böyle takva üzere götürmek lazım ki insan haktan, Allahu Teala Hazretlerinden ayrı olmasın. Buralarda Rabbimiz bizim bu yaptığımız yanlışlıkların hepsini affediyor. Asıl korkan şirkten korkacak. Asıl korkan birinci madde olarak şirkten ve küfürden korkacak. Dünyada ateşe atılmak ona daha kolay gelecek. Diyecek ki, ben küfre düşmeyeyim de ateşe atsın Allahu Teala Hazretleri. Böyle korkacak. Sonra günahlara girmekten de korkacak insan. Ama ondan sonra ne yapacak korkacağı şeyler, bunu hepimiz biliyoruz. Herkes Allahu Teala'dan korkar, şirkten, küfürden korkar, büyük günahlardan veya günahın her çeşidinden korkar, ama ille de gönül Allah'tan gayrısıyla meşgul olmasın diye de bir korku sahipleri var ya, işte onlara gerçek takva sahipleri diyorlar. Kardeşler, Adem aleyhisselam ve Havva anamız biliyorsunuz, onlar cennetteyken bir ağaca yaklaştılar. Rabbimizin yaklaşmayın buyurduğu bir meyveden yediler. Sonra Allahu Teala onlara mahrem yerlerini gösterdi. Ayıp yerlerini gösterdi onlar. O zamana kadar gizliydi, görmüyorlardı böyle bir şeyi. Bir anda o meyveyi yedikten sonra gösterdi Allahu Teala Hazretleri. Sonra kendilerini incir yapraklarıyla söylenen o veyahut da bir başka yapraklarla kendilerini örtmeye çalıştılar, gizlemeye çalıştılar, utandılar, birbirlerinden utandılar. Herkesten, her şeyden utanmaya başladılar öyle açıkta olunca. Şimdi bir insanın örtüsü vardır. O örtü insanı o utanma halinden kurtarır. Elbiseler giyiyoruz üzerimize. Erkekler olsun, hanım olsun. Ne yapıyor? Kendi vücudunun mahrem olan yerlerini saklıyor. Gösterilmemesi gereken yerlerini saklıyor. Ve o insanları o örtü örtüyor. Şimdi bir bedenin örtülmesi bir mümin için çok kolaydır. Üzerinize elbise giyersiniz, çıplaklıktan kurtulursunuz. Hanımlar bir örtü alır, kurtulur. Bir çarşaf alır, kurtulur. Bir battaniye alır, insan çıplaklıktan kurtulur. Bunu bilen bilmeyen herkes yapabilir. Vücudunu insanın örtmesi böyledir. Ama kardeşler,
Bir de nefsimizin çirkinlikleri var. Nefsimizin ayıpları var. Hem öyle bir ayıp ki ortaya çıktığı zaman bizi iki cihanda rezil edecek ayıplar var. Nefsin böyle şeyleri vardır. Şu insan yalancıdır diye bir ortalığa yayılsa, bu insan verdiği sözü tutmadı diye bir ortalığa yayılsa, bu insan ahde vefa göstermedi, söz verdi ama verdiği sözü yapmadı diye ortalığa bir yayılsa, perişan oluruz. Hele böyle çok çirkin bir günahtan sonra bu iş etrafa açılsa da gösterseler, eyvah deriz. Bütün dünya artık, bütün alem, tanıdıklarım, sevdiklerim, hiçbir itibarım onların yanında kalmadı. Bütün çirkinliklerim ortaya çıktı deriz. İşte kardeşler, bunu neyle örtelim dediğimiz zaman bunu takva ile örtebiliyoruz. Ve Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki takva en güzel elbisedir. Dolayısıyla bedenimizi elbiseyle örteceğiz. Ama kardeşler, şu nefsimizin çirkinlikleri ortaya çıkmasın. Ne bu dünyada ne ahirette bizi mahcup etmesin istiyorsak takva sahibi olacağız. Allah'tan korkacağız, çekineceğiz. Ve Efendimizin bir müjdesi var. Buyuruyor ki her kim Allah'tan korkarsa, Allah'tan sakınırsa, Allahu Teala onu darlıktan genişliğe çıkaracak bir yol, bir çıkış ihsan eder buyuruyor. Hangi sıkıntımız varsa, hangi derdimiz varsa Allah'tan sakınan takva sahiplerini Allahu Teala darlıktan genişliğe çıkarıyor. Bu müjde de inşallah bütün müminler için kafi bir müjde. Allahu Teala cümlenizden razı olsun. Meclislerimizi de meleklerin çevrelediği yerlerinizden mağfiret olmuş olarak kalkın. Allah günahlarınızı sevaba çevirdi buyurulan meclislerden eylesin. El Fatiha.